Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel yeşil bir ipim var. Şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan %50 koton, %50 akrilik bir ipimiz var. Onunla güzel bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak şu şekilde başlayalım. Bu birinci ilmeğim. İlmeklerimizi şöyle çıkaralım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kuracağız. Şöyle. Evet, sayalım şöyle ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Önce bir sıra düz. Evet. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Bir sıra düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Şöyle. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ben lastik yapmadım. Direkt modeli başladım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine modeli kurabilirsiniz bu şekilde. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde. Bir kez doladım şişime ipimi. Sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın arka taraftan sol şişime taktım birinci ilmeğimi. Önden de şu ikinci ilmeğimi aldım. Ön taraftan sol şişime taktım. 2 bu, bir de arkasındaki 3 ilmeğin 3'ünü bir düz örerek kestim. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin önce yerini değiştiriyorum. Bakın 3 ilmekle çalışacağımız bu ortadaki ilmeği öne alıyorum. Daha sonra 3 ilmeği 3'ünü bir düz örerek kesiyorum. Şu ortadaki ilmeğimiz şöyle üstte kalması için bu işlemi yapıyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya aldım. Arkadakini öne aldım. Daha sonra 3 ilmeği bir, 3'ünü bir toplayarak kestim. Bir doladım. Burada bir ilmeğimiz eksik oluyor arkadaşlar. Bakın 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırmış oldum. Daha sonra onu arka yüzünde bir ilmek daha artırarak tamamlayacağız ilmek sayımızı. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimizin yerlerini değiştirelim. Öndekini arkaya aldım. İkinci ilmeğimi de öne aldım. 3 ilmeğimi 3'ünü bir şöyle
Düz örerek topladım, kestim yani. Bir kez doladım. Son 3 ilmeğimizi de çalışalım. Baştaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Birinciyi arkaya alıyorum. İkinci ilmeğimi öne taktım. 3 ilmeğimin 3'ünü bir düz örerek kestim. Daha sonra bir kez doladım ve sıradaki kenar ilmeğimi ördüm. Bir kez doladıktan sonra kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenardaki artırma olan ilmeğimizi ipi kendimden tarafa alıyorum. Bu şekilde örmeden tekrar sağ şişimi aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Baştaki doladığımı örmeden aldım. Sıradakini ters olarak ördüm. Şimdi bu doladığım ilmeği örmeden alıyorum. Bakın bu şekilde örmeden aldım. Hemen üstüne bir ilmek daha doladım. Yani iki tane dolanmış oldu. Bu birincisini ön yüzünde dolamıştık, artırma yapmıştık. İkinciyi arka yüzünde. Şu anda ilmek sayımızı eşitlemiş olduk. Bu ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Doladığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Üstüne bir tane daha doluyoruz. Bir kez daha doladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Zaten ilmeğimiz ters, ters olarak örüyoruz. Doladığım ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek daha doladım. Sıradaki ilmeği ters olarak ördüm. Doladığım ilmeği örmeden aldım. Üzerine bir kez daha doladım. Ve sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bakın iki kez dolamalar üst üste gelecek. Şöyle. Kenardakini üzerine dolama yapmıyoruz. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldım sadece. Burada üzerine dolama yaparsak ilmek sayımız artar. Başta, sıra başında ve sıra sonundakini dolama yapmıyoruz tekrar. Örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Sıradaki ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu ilmeğim, şu doladığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıradaki düz ilmeğim var. Onu da ters olarak ördüm. Şimdi iki tane doladığımız ilmeğimiz var. Önce birinci, bak, öndeki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Daha sonra arkadakini ters olarak ördüm. Şöyle bir görüntü oldu. İlmeklerimizin hepsini yani ters olarak örüyoruz. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Doladığım iki ilmeğin önce birincisini düz olarak ördüm. Daha sonra ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Daha sonraki ilmeğim yine ters. Yani sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ama şu doladığımızı şaşırmayın arkadaşlar. Önce bakın birinci ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra ikinci arkadaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Beşinci sıra ön yüzünde bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İlmeğimi ters ördüm. Kenarda olan dolamam, tek olan dolamayı da onu da ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Şimdi modelin 6. sıra arka yüzündeyiz. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız da 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Modelimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Farklı bir görüntüsü var şöyle. Şimdi ön yüzünden bir daha göstereyim size. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi çok güzel farklı bir model
oluşuyor. Şu iki kez dolamaları da bu şekilde ördüğümüzde bakın aralarda şöyle bir görüntü. Bir kez daha kuralım hemen. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde. Bakın modelimiz şöyle görüntüsü. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bir kez doladım. Sıradaki iki ilmeğimi önce yerlerini değiştiriyorum. Şöyle öndekini arkaya, ikinciyi de öne aldım. Bu iki ilmeğin bir de arkasındaki toplamda 3 ilmeğimi alarak düz ördüm ve kesmiş oldum yani. İpimi bir kez doladım. Aynı işlemi yapıyorum. Önce ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Baştaki 2 ilmeğimin modelimiz 3 ilmekten oluşmakta. Daha sonra 3 ilmeğimi de 3'ünü bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimin yerini değiştirdim şu şekilde. Daha sonra 3 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, ikinci ilmeğimi de öne aldım. 3 ilmeği birlikte topladım ve kestim. Bir doladım. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. 2 bu. Bir de arkasındaki 3. ilmeği de aldım ve kestim. Son kez kenarda da bir kez doluyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Kenardaki dolamayı örmeden alıyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Bu tek olan dolamamı yine örmeden aldım. Sıradaki ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıradaki bakın bu dolamamı yine örmeden alıyorum ama üzerine bir kez doluyorum. Kenardakine bu işlemi yapmıyoruz. Onlara dikkat edelim. Sıra başında ve sıra sonundakine ikinci dolamayı yapmıyoruz üzerine. Sıradaki ilmeğimi de ters olarak ördüm. İlmeğimi örmeden aldım. Üzerine bir kez dolamış oldum. Ve ilmeğimi ters olarak ördüm. Doladığım ilmeği örmeden aldım. Üzerine bir kez daha doladım. Ve ters olan ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Şu şekilde. Kenardaki dolama yaptığımı, ipimi kendimden tarafa aldım, örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Bakın şu doladığım ilmeğimi ters ördüm. Düz olan ilmeğimi ters ördüm. Şu iki dolamaya geldiğinde bakın zaten iki tane görünüyor. Önce birincisini düz olarak ördüm. Şişimden çıkardım. Daha sonra arkadakini ters olarak ördüm.
Ben arada bir düz diyorum ama ters olarak örüyoruz, onu şaşırmayın. İlmeğimi ters ördüm. İki dolamaya geldiğimde önce birinci dolamamı ters olarak ördüm. Daha sonra arkadaki. Onu da ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şu üst üste iki tane yaptığımız dolamayı da tek tek, bakın tek tek. Önce üsttekini hemen ters olarak ördüm. Daha sonra arkadakini ördüm. Bu şekilde ilmek sayımız tekrar aynı sayıya döndü. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Altıncı sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son sıramız, modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Bu sırayı tamamlarsam modelimizi 2 kez kurmuş oluyoruz. İsterseniz şu ara boşluğu biraz daha fazla yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim hemen size. Şurayı diyorum arkadaşlar, bakın. Ben burada iki sıra, hani birinci sıra ve ikinci sırayı düz olarak ördüm ya. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters olarak örmüştüm. İsterseniz bunu 4 sırada yapabilirsiniz. Şöyle aradaki boşluk daha fazla olur. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Model lastik istiyor. Şöyle kıvrılma yapar, yani lastik olmazsa şöyle göstereyim, kıvrılır. Lastik isteyen bir model. Evet, şöyle güzel, kullanışlı. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde, yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika bir model bence. Bir de şöyle ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle. Evet, şöyle bırakayım onu. Bunu da şöyle iki sıra haroşa üzerine yaptım arkadaşlar. Öyle bir çalışma yaptım. Bakın şöyle kabarık kabarık güzel bir model. Şu kesme işlemi yaptığımızda ortadaki ilmeği, hani üste alıyorduk ya, şu görüntü onun için oluşuyor arkadaşlar. Şuradaki görüntüler o yaptığımız işlemden kaynaklı. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle. Yakadan başlamalı örgülerinizde de kullanırsanız bu şekilde bir görüntüsü olur. Evet. Kenar ilmeklerimiz. Modelimiz böyle. Benim çok hoşuma gitti. Bakın şöyle kabarık güzel bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.